Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 5. ünite 5. ünite değerlendirme soruları 1. sorum ile dersime başlıyorum. Yukarıdaki görselde kesişen iki yolun oluşturduğu U, X, Y, Z açıları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? X ve Z ters açılardır demiş. Doğru. Y ve U bütünler açılardır demiş arkadaşlar. Burası yanlış. Y ve U ters açılardır ve birbirlerine eşittir. X ve Y bütünler açılardır demiş arkadaşlar. Burası doğru. Z ve U bütünler açılardır demiş. Burası da doğru bakın 180'e tamamlıyor. Beşinci soruya bakalım. Yukarıdaki KP ve NM doğruları O noktasında kesişmektedir. Buna göre MOP bizden burayı istiyor. Bakın KP bir doğru olduğu için bu kırmızı ile çizdiğim yerin tamamı 180 derece olacak. 180'den 105 ile 30'u topluyorum. 135. 180'den 135'i çıkarıyorum. Geriye 45 derece kaldı. Yani MOP açısı 45 derecedir. Şekildeki benzin göstergesi 4 eş bölgeye ayrılmıştır. Kırmızı çizginin gösterge zeminiyle yaptığı geniş açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi geniş açıya bakıyorum arkadaşlar. Burası 4 eş parçaya ayrıldığı için her bir parçası 45 derece oluyor. 1, 2, 3. 3 tane 45, 135 derece oluyor. Geniş açının bütünlerinin ölçüsünü istiyor bizden. Bütünler neydi? 180'e tamamlıyordu. 180'den 135'i çıkardım ve cevabım 45 derece. Altıncı soruma bakıyorum. Bir A4 kağıdı şekildeki gibi katlanıp açıldığında numaralarla gösterilen hangi açılar tümler olur? Yani birbirlerini 90 dereceye tamamlar diyor. Bakın arkadaşlar 4 ve 5 tümler açılar olmuş oluyor. Ama şıklarımda 4-5 yok. Şöyle söyleyelim. Bu bir A4 kağıdı olduğu için burası zaten 90 derece. Burada baktığımda 2 ve 4 birbirlerini 90'a tamamlayacak. Yani 2, 4, 4, 5 bunlar tümler açılardır diyorum. 2 ve 4'ü işaretliyorum. Ölçüsü 42 derece olan bir açının tümlerinin ölçüsü aşağıdaki işlemlerin hangisiyle bulunur? Tümler 90 dereceyi tamamladı, tamamladığı için 90'dan 42'yi çıkararak buluruz. Yedinci soruya bakıyorum. Şekilde gösterilen pergel bütünleri 64 derece olan açı kadar açıldığında K, L, M noktaları doğrusal olmaktadır. Buna göre pergelin kolları arasındaki açıklık kaç derecedir? Bütünleri 64 olan açı. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bütünler dediğimiz 180. 180'den biz 64'ü çıkarıyoruz. Ve 180'den 64'ü çıkardığım zaman 116 derece olarak buldum. 116 derece açıldığında doğrusal olmaktaymış. Yani şöyle söyleyelim. 116 derece açıldığında bu şekilde oluyor. Yani bu aradaki açım 116 dereceymiş. Buradaki açıyı istiyor bizden. O arası 116 derece ise burayı bulmak için 180'den 116'yı çıkarıyoruz ve de 64 derece olarak bulduk. Dördüncü soruma geldim. Sınıfınızdaki kapının yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Milimetre çok küçük, santimetre çok küçük, kilometre çok büyük, 2 metre ideal bir boyuttur. 5 dekar kaç metrekare? Şimdi 5 dekar 50 ar demek. 50 ar ise 5000 metre kare demek oluyor. Sayfamı temizliyorum, devam ediyorum. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi AB kenarına ait yükseklik 7 birim demiş. Büyütüyorum, bakın gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Burası 7 birim oldu. Burası doğru. BC kenarına ait yükseklik arkadaşlar. BC burası çizelim. BC'ye ait yüksekliği şu şekilde nasıl bakalım bir şöyle devamını uzatalım. Şuradan çizmek daha mantıklı olacak. Şu BC'yi uzatıyorum. Bakın bu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Ve burasında 7 birim olmadığını görüyoruz zaten. BC 3 birimdir demiş. Hayır 3 birimden daha fazla. DC'ye ait yükseklik 3 birimdir demiş. Hayır bakın arkadaşlar 7 birimdir. Doğru olan şıkkımı A şıkkımı işaretledim. 13. soruma bakıyorum. Yukarıdaki üçgenlerden hangilerinin alanları eşittir? Şimdi birinciyi hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 cevabım 20 cm kare. 2 hesaplıyorum. Yine aynı şekilde taban çarpı yükseklik bölü 2 25 cm kare. 3 hesaplıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 15 cm kare. Son olarak 4'ü hesaplıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 Cevabım 20 cm kare. Hangilerinin alanları eşit oldu? 1 ve 4. Yukarıdaki kare zemindeki ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliğini istiyor bizden. Bakın şöyle indirelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliği 6 cm'dir. 14. soruma bakıyorum. Yukarıdaki şekilde boyalı alan kaç santimetre karedir demiş. İlk önce paralel kenarın alanını bulacağım. Sonra buradaki üçgenin alanını bulacağım ve paralel kenarın alanından üçgenin alanını çıkaracağım. Paralel kenara bakalım. Burası 0 tam onda 8 desimetre demiş. Şimdi ben bunu santimetreye çeviriyorum. Bu 8 santimetredir. Yani şurası da 4 cm oldu. Paralel kenarın tabanı 8. Yüksekliği 5 cm. Bu 50 mm 5 santimetre eşittir. Alanın 40 cm kare. Şimdi buradaki üçgenin yüksekliğini bulalım. Burası 2, burası 5, geriye 3 kaldı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burası da 6 cm kare yapar. 40'tan 6'yı çıkardım. Cevabım 34 santimetre karedir dedim. Devam ediyorum. Yandaki KLMN3 KLM üçgeninde LM 30 santimetreymiş. Buna göre üçgenin alanı. LM kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim 30 santimetre ise 1 birim 5 santimetredir. Şimdi LM'yi 30 santimetre olarak bulduk. LM'ye ait yüksekliğe geldim. 1, 2, 3, 4. 4 birimmiş arkadaşlar. 4 ile de ben 5'i çarpıyorum. Yüksekliği de 20 santimetre olarak buldum. Taban çarpım. yükseklik bölü 2. Buraya çarptığımız zaman cevabımızı biz 300 santimetre kare olarak bulduk. Şöyle eşittir 300 santimetre kare. B şıkkımı işaretledim. 15. soruma bakıyorum. ABCD bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan kare. EBF'D bir paralel kenardır. Buna göre DFBE paralel kenarın alanını istiyor. Arkadaşlar burası 4 santimetresi buraya 6 santimetre kalıyor. Taban çarpı yükseklikten buluyoruz paralel kenarın alanı. Tabanımız 6 yüksekliğimiz 10 cevabımız 60 santimetre kare. 12. soruya geldim. Nermin teyzenin 0 tam 10'da 2 hektarlık bir bahçesi vardır. Bahçenin 15 ağırlık bölümüne kiraz ağacı dikmiştir. Buna göre bahçenin kaç metre karesi boş kalmıştır. Bunları dönüm cinsine çevirelim. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ee, ya da ar cinsine çevirelim. 0 tam 10'da 2. 2 bölü 10 olarak yazılır. Bu 2 dekar yapar. Bu da 20 ar yaptı. 20 arın 15 arına kiraz ağacı dikiyor geriye. 5 arlık boş alan kaldı. Bu da 500 metre kare oldu. Son soruma bakıyorum. ABCD DCLK paralel kenardır. ABCD paralel kenarın alanı 36 cm kareymiş. Buradaki DCLK paralel kenarını istiyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikten bulunuyor. Şuraya ben H diyorum. 4 çarpı h 36 santimetre kare h 9 olarak geldi. Yani yükseklik 9 santimetre. Şurayı temizleyip 9'u yazalım. Yani 9 ise burası da 9 oluyor. DCLK'nın alanı bulalım. Yine taban çarpı yükseklik oldu. Buradan cevabım 63 santimetre kare olarak geldi. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.